Al. Al. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yeliz Kanalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Diziliş deniyoruz. Serimizin bayağı oldan aslında zaten. Çok video çektik. O zaman size ne yapıyoruz? Bir like at, abone ol, bildirim aç. Ayrıca burada kafamın yarısı görünüyor. Bu kafamı alabilir miyim? Bir saniye. Bir saniye. Nasılım babuç? 10 numarayım. İşte ne yapıyorsunuz? Ne dedim ben size? Like atındayım. Kanka hala atmamışsın be. Ayıptır. Neyse. Çok bağırıyorum. Farkındayım. Hemen mikrofon sesini kıstık. Yeni dizilişimiz hocam. 4, 1, 2, 3. Çok ofansif. Çok profesyonel. Çok tatlı diyorlar. Bayılıyorlar. Dediler dene. Dedim denerim. Denerim, çiçek gibi denerim ben de. Evet hocam, kadromuz bu şekilde. Bakalım almamız gereken oyuncu var mı? Hadi Dybala'yı çekelim buraya. Şöyle Dybala'yla başlayalım. Üzerine başka Haaland iyidir. Hocam Neymar, Haaland, Dybala, Ronaldinho, Messi, Vieira, Carlos, Cafu, Beckenbauer, Campbell ve kalede Oliver Kahn. Yedeklerimiz yine bu şekilde hocam. Manyak bir kadro. Ofansif 4-1-2-3 hızlı kontra atakta oynuyoruz. Rakip çift forvet gelmiş. Güzel de kadrosu var. Benzema Ronaldo ikilisi. Bize 2012'den 2017 senesi, yanlış hatırlamıyorsam, 2017 mi 2016 mi 2015 mi? O dönemleri hatırlatıyor ve arkadaşlar, size bir soru. Benzema Prime dönemi mi yoksa Suarez Prime dönemi mi? Yaz yorumlara. Şu an çok merak ettim. He, okuyorum zaten yorumları, biliyorsunuz. Cevap da vermeye çalışıyorum. Buradan oyunun sesini kısıyorum. Sebep ne? Küfür yemeye gerek yok. Tatlı bir maç olacağına inanıyorum. Ofansif bir kadro ve çift forvet bir kadro. Kapışacağız. Baba Benzema şu saç stiline bayılıyorum. Ben yaptırsam şu an bu saç stilini Suriyeli gibi olurum. O yüzden de mutsuz eder. Bu beni üzer, yıpratır kardeşim. Burada Haaland geldi. Yukarıda Dybala kardeşimiz var. Dybala bir çalım faul. Aha, faulümüzü aldık. Baba güzel bir free kick gol. Bak gene kaleciye deneyeceğim, sonra dışarı atacağım moralimizi. Yine aynısını yapayım mı? Haydi ulan, sonunu düşünen kahraman olmaz. Aga. Azdan az, çoktan çok gider. Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. Tarih olduk arkadaşlar. Bir şeyler yapabiliriz aslında. Çok rahat, çok profesyonel. Bu benim. 1-0 geriye düştük. Kaçırdığımız frikikten sonra yediğimiz tatlı bir kontra atak. Burada Haaland reis. Haaland'dan Dybala'ya. Dybala tekrar Haaland oynadı. Hernandez dedi ki, ben orada bomboş mu duruyorum kankam dedi. Allah aşkına bir kendine gelir misin dedi. Upamecano hata. Çok rahat çıkıyorsun bebeğim. Bebeğim bu beni rahatsız eder. Rüyalarıma girer, mutsuz ol. Oyuncuyu çok geri çektiğimiz için bunları yaşadık. Lionel Messi hocam. Şöyle bıraktı Erling Haaland'a. Haaland'dan Ronaldinho'ya. Ronaldinho aşağı Neymar'ı gördü. Neymar gidiyor kafı yanında. Neymar, Neymar, Neymar. Geçti, Marşet dönüşünü yaptı. Yukarı çıkacaktı, çıkamadı. Beckenbauer'dan tekrar Neymar'a. Neymar, Carlos'u gördü. Gel gel, dudak uçuklattık yine. Aa, ne kadar saçma bir şekilde önüne kaldı ya. Nasıl oldu ya? Burada Roberto Carlos kardeşim dedi ki, sen rahat ol Ramzi Kamalak dedi. Ben varım, gam yok dedi. Aa, hocam pat tekrar mı? Abi bu Carlos anasının nikahı var ya. Arkadaşlar dakikalar 36. Evet evet, dünyanın en saçma pasıyla karşınızdayız. Aha. Ver şimdi. Bu topu veriyorsun kardeşim. Bak, verdim, geldim. Aha. Haydi. Haydi güzelim. Dıp dıp şek. Abi, ben oraya atmadım. Ben şurada Ronaldinho'ya yetişmeye çalışıyorum. Ronaldinho. Kanka. Geçmekten çok zorlandığım iki kaleci e-futbol 2022'de şimdilik. 1 Neuer, 2 kim arkadaşlar? Courtois. Son saniye momentumu hala var. Allah'tan hoca var ya, çok saçma ellerde, o kadar saçma ellerde oyun bitiriyor ki. Bazen gerçekten hocaya teşekkür ediyoruz. Maç ortada. Biz normalde daha üstün gibi hissediyoruz. Ama değiliz. Evet hocam. Haaland, Ronaldinho, Patrick Vieira'dan Messi'ye. Messi'den Haaland'a doğru Upamecano. Upamecano varsa geçit yok. Ama bak, bu oyunda şu an 2022'de özellikle en nefret ettiğim şey arkadaşlar, ayağının yanından geçiyor bak. Değmiyorlar ya. O mesela orada Beckenbauer değmiyor, o değmiyor, o kadar saçma geliyor ki. Dakika 49 hocam, comeback gelir mi? Lionel Messi Haaland'ı gördü. Messi Haaland'ı gördü. Burada Ronaldinho'ya doğru. Ronaldinho. Bu neydi şimdi? Bu neydi? Allah aşkına.
Adamı gömçürdü lan. Olsundu be. Vieira hocam Dybala'yı gördü. Bu neydi? Tekrar bu neydi? Hocam Neymar, Neymar'dan Dybala'ya. Evet, evet. Peki, buna da peki. Vieira şöyle Messi'yi gördü. Messi de Haaland'a. Haaland! Tamam. Ben de. Rahat ol, keyfine bak ben de. Şimdi kanka, skor 2-1. Tamam mı? Haydi Dybala, muhteşemsin. Dybala'dan Haaland'a. Haaland! Aşağı oynadı mı ben normalde? Messi! Messi! 2 dakika 61. Buradan tüm Trabzonlulara selam olsun hocam. Comeback geliyorum ulan tekrar. Bruno Fernandes. Aha. Carlos. Beckenbauer'ı gördüm. Beckenbauer'dan Ronaldinho'ya. Ronaldinho'ya Haaland'a. Haaland'dan Neymar'a. Neymar en aşağı doğru. Tatlı bir pas bırakacaktım aslında da. Tamam. Oo çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar. Burada bizim müdahale şansımız. Çok kalabalıklar. Hep müdahale. Aha. Hocam Messi. Messi. İnme aşağı Dybala'ya. Dybala Beckenbauer yanında. Dybala geçti. Dybala, Dybala Haaland'ı gördü. Haaland 3 yaptı. Oyuncu bile değiştirmeye gerek durmayan aynen gerek durmayan. O kadar güzel gol at duymayan diyeme. Aferin cahil. Hocam Maradona babam geldi. 1. Rumeniye kral geldi. 2. Ronaldo kral geldi 3. Ayrıyeten size bir sorum var arkadaşlar. Torres aşağı bakıyor. Ben birkaç maç attım. İkon yani legendary Fernando Torres aşağı bakıyor. B olmasına rağmen bu mümkün mü ya? Başka hiçbir oyuncu aşağı bakmıyor. Legendary Torres aşağı bakıyor abi. Bana bunu açıklasın lan birisi. Çıksın desin ki baba böyle 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 desin. Ya böyle böyle derken böyle böyle doldurun. Direkt böyle böyle yazarsanız yorumlara ben bir halt anlamam. Yani sebebi ne? Torres kardeşim nasıl aşağı bakar? Lütfen biraz bekleyin rakip ayarlar seçiyor. Seçsin baba seçsin. Hadi bak. Ulan arkadaş ben düğün müziğimi bu kadar yavaş seçmem ya. Ayrıca arkadaşlar düğün müziği demişken düğün yapmayı düşünmüyorum. Haberiniz olsun. Yani evet, evet. İleride düğün yapmayı düşünmüyorum. Bu topluma arkadaşlar, kapitalist topluma hizmet etmeyeceğim. Ha bu demek, ne demek oluyor bu? Evlenmeyi düşünmüyorum anlamında değil. Düğün yapmayı düşünmüyorum. Ben akrabalarımı mutlu edeceğime, hiç hayatımda görmediğim insanları eğlendireceğime, ben o parayla... Aha. Ha. Gördün mü? O parayla ne yaparsın? Gol yesin. İşte ben o parayla baba yatırım yapmayı planlıyorum. Yatırım olabilir, ev, araba olabilir. Onun üzerine baba yani giderim abi bir ay balayına çıkarım anasını satayım biz eğlenmiş oluruz ya. Allah aşkına. O yüzden arkadaşlar düşünmüyorum bu durumu. Daha detaylı konuşuruz. Siz de yapmayın. Yani oturup da 200-300 bin lira saçma sapan bir 3-4 saat için verip de 5-10 yıl mutsuz olmayın aga. Evet arkadaşlar biz ayrıca ona oda almışken maçı da bayağı uçurduk farkında mısınız? Hocam Steven Gerrard haydi. Haydi güzelim dıp dıp şeker ezelim dıp dıp. Rume. Şöyle gördü Ronaldinho'ya. Ronaldinho Rume'ye. Rume Dybala'ya. Dybala Ronaldinho'yu gördü. Hayır 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 hızlı. Vakit kaybetme Beckenbauer. Senin her kaybettiğin vakit benim atacağım bir golü engel. Hocam haydi Ronaldo. Haydi. Carlos gidiyor abi. Carlos. Burada gördü Ronaldinho'yu. Ronaldinho Gaucho. Ronaldo. 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 Geldi maçı bitirdi. Tüyü çekti. Maçtan kopsa da bizi takım. Dedi ki. Vay 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 vay. Fotoğrafa bak. Fotoğrafa bak. Ronaldinho. Ayağı öpülecek insan. Anneymiş gibi davrandım Ronaldinho'ya da. Anne değil de yani oradan adam 90. dakikada o yorgunlukla geldi. Bunları yapabildi. Adam adam. Gerçekten beton yetmez ama ben burada gol yersem bütün havamız gider. Hayır. Evet yedik. Evet. Niye yedik? Çünkü ben biliyorum. O son... Telefon geldi arkadaşlar. O yüzden bak şimdi. Alo. Efendim. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum sen ne yapıyorsun?
Yani tamam, ben şimdi gelsem olur mu? Benim babam buraya gidecek. Sabah saat 9'da git diyorlar. 9'da gelirim aptal gibi. Gel gel, bekliyorum. Evden mi kovuyorlar seni? Ha ha. Ha iyi, videoya da selam söyle. Like atsınlar lan. Tamam, like atsınlar. 300 bin beğen hadi. Hadi. Hadi görüşürüz. Bizim Ahmet evden kovuyorlar. Evine yarın misafir gelecekmiş de. Bizim Ahmet. Şimdiden gelsem olur mu diye çocuğu. Hacer abla dışarı attığından gül gibi olanı. İsa İsa'ya bakmadık. İsa İsa'ya bak. İsa İsa'lar burada. Evet 4-4 bitti. Niye? 4-4'lük adam mı çıkıyor? Yeni maça geçiyoruz ulan. Oynat bakalım. Yeni rakip geliyor baba. Gel gel topla gel topla gel. Amsite. Tamam, MST yani arkadaşlar, İngilizce okuyun biraz ya. Ya sizin gerçekten şu cahilliğinizle uğraşamam ya. Direkt gidip de şey, aha benim ışığı gene bozdum. Hocam böyle, kadro böyle, Dybala. Şöyle yapacağım lan bu sefer. Heh, Dybala burada oynasın, böyle olsun, böyle olsun. Böyle, Cruyff oynasın, Giroud oynasın. Beckenbauer yine de Puyol oynasın. Rakibin kadrosuna bakalım. 4-2-3-1, güzel. Mane Santfor. Bu aralar Mane'yi Klopp da Santfor'a çekti arkadaşlar. Tercih meselesi de bence Santfor oynamaz. Ayrıca Mane, arkadaşlar Liverpool'da ayrılmak istiyormuş. Senegalliler de baskı yapıyormuş. Niye? Salah'ın gölgesi altında kalıyor diye bir adam. Salah kadar değer vermediklerini söylüyorlarmış. Kardeşim, bu hayatta hangimize hak ettiği değer verdiler lan? He? Adam videoyu izliyor, 15. dakikaya gelmiş, daha like atmamış ya. Yani, o yüzden kardeşim herkes hak ettiğini beklemez. Otur oturduğun yerde. Ya da Bayern'e git. Bayern güzel ya. Yerinde olsan Bayern'e giderim. Çiftçilik anasını satayım. Leipzig'i tokatla. Ondan sonra ne yap anasını satayım. 2 Wolfsburg. 2 Werder Bremen. Ah oh, keyfine bak yani. E hadi la, boş mu yapacağız? Oyuna geçelim. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar. Ramsey Kamulak vs. EM City. Evet. Bu sefer ciddi bu kardeşim. Ciddi bir futbol göreceksin ulan. O hiç sanda taktiği atmamış ki. Nereden bilsin? Niye AFK kaldı? Kanka niye AFK'sın? Gel hadi prese gel. Şşş. Kimi? Kimi? Haydi. Ha şu an arada İmleç de oynuyor. Haydi kimi? Geldi geldi. Geldi. Geldiysen kanka sen şunu hak ettin. Haydi güzelim. Dıp dıp şeker ezelim. Bu anana o ne güzel kurtlar işte lan. Lan amma oğlu. Işığa hükmeden adam anasını sat. Oo. Acılara yürüyor korkmuyorum. Ananı da avradını patırt gir. Ananı. Hmm, tamam. Aga be. Voleybol mu oynuyoruz burada? Arkadan tifliyon anasını satayım. Aa. Haydi ver abi. Abi haydi deyince şak söyleyesim geliyor yani. Dememem lazım. Ronaldinho. Kimi? Hadi. Oo, savaş var. Çıkışa gel lan. Net çıkış. Ay şaka kanka. Ben seni bekledim kardeşim. Sen bunun bedelini ödeyeceksin kanka. Bunun bedelini ödeyeceksin. Bakın. Şu zekaya hayran kalacaksınız şimdi. Bizim zekamızla da ancak bu kadar şimdi kardeşim. Çok da abartmaya gerek yok. Bir verir misin şu halanda? Bir ver şu halanda, bir ver de. Bir ver. Ne yani ha? Nasıldı? Duramıyorum, duramıyorum ya. Bak burada kısa köşe vuruşu yapıyor da Messi bir de dışarı doğru kaçsa. Haydi. Aha. Ver ver Vieira. 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 Çocuğum annen çağırıyor. Hadi. Bizde. Ya keyfine bak be. Keyfine bak kardeşim ya. Hadi bakalım. Patrick Vieira. Hocam. Kimi? Bıraktı Ronaldinho kaçıyor. Ronaldinho. Cruyff geldi aldı. Cruyff gidiyor, Cruyff. Ama Kimi çık hayatımdan. Kimi? Aha. Kardeşim, bak gene ara pasa çıkmaya çalışıyorum bak defanstan. Kaşınıyorum ben, kaşınıyorum. Patrick Vieira, Paulo Dybala, Dybala'dan Haaland'a, Haaland'dan Cruyff'a. Cruyff gördü Neymar'ı. Neymar. Kolibali misin be? Çok sertsin kankam.
Baba Neymar, Neymar'dan Cruyff'a bir gol atak, ondan sonra fantezi denerik. Ama burada Koulibaly'nin yaptığı da delikanlılığı sığmıyor hani. Kaç oldu geldi vurdu etti. Onu nasıl gördü o ya? Kanki olmaz. Ben denedim onu. Olmuyor. Eyvallah. Gene ara pasaya çıktım benden mi? Benim elime ayağıma tüküreyim ben. Ver şimdi Messi. Messi ver derken elime verme kanka. Bak ben gene orada işeklik ettim bak. Ara pasayla çıktım. Bak emin olun bu oyun başladığından beri en az 10-15 tane ben böyle gol yedim. Haaland Dybala'ya. Dybala Haaland'a. Haaland Dybala'ya. Dybala Messi'ye doğru. Bu mesela 4-2-1-3'te oluyor bu taktik. Bu da bu dizilişte pek şey değil. Yani. Messi Haaland'a. Haaland'dan Cruyff'a. Cruyff yukarı. Haydi. 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 Topla makinesi. Oğlum filme girmek istedim. Fal yapmayayım diye var ya. Tereyağından kıl çeker gibi öyle ince hareketlerde bulundum ki. Öyle incelik yaptım ki anlatamam. Ya da anlatırım. Hiç önemli değil. 5000 like anlatırım anasını satayım. Olmadı. Hayal ettiğim şey olmadıysa. Baba böyle böyle Ronaldo, Rummenigge, Messi. İzle, izle. Dakikalar 68. 78'e kadar bir golümüz var zaten. Önemli olan 4'ü nasıl atacağımız. 3'ü zaten attık yani. 3'ü ben attığımızı yazıyorum. Yani önemli olan 4 kardeşim. Yani burada Ronaldo var. Rummenigge açtık abi burada uçuklatanı. Ronaldo sen bir daha bir yerimizi uçuklatma kanka ya. Teşekkür ediyorum da. Sen uçuklatma kanki. Allah'ım ya Rabbim ya. Kabus görük gibi oldum. Ha dakika 73 mü? Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Bu pozisyondan sonra abiniz gole gidiyor demek. Bak ver 75 aldık hemen. İzliyorsun. Cruyff bak izle. Rume şöyle Ronaldo'yu gördü. Ronaldo şöyle Rummenigge'yi gördü. Rummenigge. Dakika 77. Yani dakika 78. Ne dedin? Kardeşim bir inan bana be. Bir güven ya. Dakika kaç 78. Söyledik bunun hepsini be. Sen bir kere bana güvenmiyorsun ki kardeşim. Bu ilişkiye değer vermiyorsun diyor. Kızım ne yaptım diyorum vermiyor. Tamam. Al. 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 Yani bunları yaptırmayın lan bana. Biz de biliyoruz bunları yapmayı. Kalk kasacağız kalk. Burada Messi açtı ortayı. Girdi. Böyle delaylı girer. Sıkıntı yok bu top bir şekilde girer de tarzını ben seçerim. He? Tarzını ben seçerim tarzını. Çılıkma ne adam? Çok gerildim bak gene. Gene yargıma dur. böyle kaçırırlar lan adamı. Evet arkadaşlar maç sona erecek, rakip gitti işte. Elimize kolumuza sağlık. Allah bereket versin. Ana! O öngörülemeyen hata dedikten sonra maçı geçersiz sayıyor değil mi? Aa! Maç yok lan ortada. Ana! Adam hileymiş. Aa! Oo! Adam geçersiz saydı maçı. Maç yok maç. Bak! En üst olması lazım 4-2'nin. Maçtan çıktığı için goller 4-0 yazılıyor normalde. Oğlum oyun 3 gün oldu zaten çıkalı. Nasıl hile senin ara buldunuz? Adam hileymiş ya la. Burada yarım saat nefes çektik lan. Evet en azından e-futbol 22'nin de ilk hilesini de bulmuş olduk. Yani ilk hilemiz vatana milleti hayırlı uğurlu olsun. Gidiyorum ben. Hadi kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.